Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Rasyonel sayılarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda ondalık sayılar, devirli ondalık sayılar, rasyonel sayılarda sıralama ve ÖSYM'nin çok sevdiği Rasyonel sayıları sayı doğrusunda nasıl gösterebiliriz bunları göreceğiz. O yüzden pdf'nizi indirdiniz. Benimle birlikte güzel bir şekilde sonuna kadar izlerseniz arkadaşlar eminim ki hiçbir şekilde soru kaçırmayacaksınız. Ondalık sayı ne demek? Ya virgülü sayı demek. Başka bir şey değil ki. Bakın virgülü sayı. Bu ne demek? Hocam bu 5 bölü 10'dur. İlkokuldan beri görmüşüm. Yani 5'i yazıyoruz. Virgülden sonra bir tane rakam varsa buraya bir tane sıfır ekliyoruz. Yani 5'e böl 1. 5'e böl 2. Bu arada arkadaşlar bakın. 0,5 1 bölü 2 %50, bunların hepsi aynı anlama geliyor. Yarım, yarım, yarım. Tamam, yarısı, yarısı, yarısı. Çok güzel. E, sayının tamamını yazacağız. 25 aşağıya da 100 yazacağız. Yani bu orası 25 bölü 100 demek. Eğer virgülü sayıyı kesire dönüştürmek istiyorsak, bu şekilde yapıyoruz. Neden iki tane sıfır attık? Çünkü virgülden sonra iki tane rakam olduğu için iki tane sıfır atıyoruz. Sadeleştir bakalım. 25'e böl 1, 25'e böl 4. Bu kadar. Sevgili arkadaşlar, burası 135 bölü 100'dür. Neden 100 yazdık? Çünkü virgülden sonra 2 rakam var. Buraya 2 sıfır ekledik. Burası ne demek? 2356 bölü ne olacak acaba? Virgülden sonra 1, 2, 3 tane rakam var. 1, 2, 3 tane sıfır attım. Sadeleştirmeyi size bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar kesirli sayıları nasıl ondalık sayılara dönüştürüyor? Sevgili arkadaşlar paydayı 10, 100, 1000 yaparak kesirli sayıları ondalık sayılara dönüştürebiliriz. Veya ikinci bir yol daha var onu da göstereceğim. Mesela bunu bu kesiri 5 ile genişletirse ne olacak? Hocam 5 kere 1, 5 bölü 5 kere 2, 10. E bu da 0,5 demek. Veya ikinci yol, direkt 1'i 2'ye böl. Biz ne demiştik birinci videoda? Rasyonel sayı bir bölme biçimidir. Yani 1'i 2'ye böl demek istiyor. 1'in içinde 2 yok, buraya bir 0 atıyorum, 0,5 ile başladım. 5 kere 2, 10, kalan 0. Bak 0,5, 0,5 bu kadar. Mesela burada paydayı 10 yapamıyorum, ama 100 yapabilirim. 25'le genişletirsem bu kesri. 25 çarpı 3 75 25 çarpı 4 100 Hı, Hocam 0 75 miş Peki ikinci yol İkinci yol 3'ü 4'e böleceğiz Yani payı paydaya bölüyorsun e, 3'ün içinde 4 yok buraya bir sıfır atıyorum 0 ile başladım 7 defa var 7 kere 4 28 30'dan 28 çıkar 2 bir sıfır attım 5 kere 4, 20, kalan 0. 0,75, 0,75'e ulaştık. İster böyle git, ister böyle git. Her şekilde bulursun. Mesela bunun birinci yolu zordur. Yani paydayı 125 ile, pardon bu kesi 125 ile genişletmen lazım ki paydayı 1000 yapabilmen için. Ama yani bazen insan göremiyor. O zaman ikinci yol ne hocam? E 9'u 8'e böl. Daha gösterdim ya, şimdi gösterdim sana. 9'u 8'e böl bakalım. 1 kere 8 8 çıkarttım 1 oldu. Bu 1'in içinde 8 yok. Buraya bir sıfır atıyorum. Virgülle başladım. 1 kere 8 8. 10'dan 8 çıkar 2. Bir sıfır atıyorum. 2 defa var. 2 kere 8 16. 20'den 16 çıkar 4. Bir sıfır atıyorum. 5 defa var. 5 kere 8 40. Kalan 0. Ala bulmuşum ha. Ah. Yani 9 bölü 8'i ondalık biçimde yazarsak 1,125'e tekabül ediyormuş. Sevgili arkadaşlar ondalık sayılarda toplama çıkarma çarpma bölme. Şimdi toplama çıkarma nasıl yapılır? Toplama çıkarmada virgüller alt alta yani aynı hizaya gelecek şekilde toplama çıkarma yapabiliyoruz. Hocam ben bunları kesirlere dönüştürüp yapabilir miyim? Mesela 34.173 bölü 1000 yazarım bilmem ne bu şekilde de gider. Ama sen Pratik olmak zorundasın. İzle şimdi. İlk önce toplamayı yapalım. Şu ikisini toplayalım. Şu ikisinin toplamından da bunu çıkarırsak sonuca gideriz. Bak ilk önce yazıyorum. 34.170 pardon 34,173'ü yazdım. Virgüller alt alta aynı hizada olacak. Yanına 41,38 yazıyorum. 41,38'i yazdım. Bunları toplayacağız şimdi tamam. Bu ikisini toplayacağız. Şimdi sana önemli bir bilgi veriyorum. Hazır mısın? Evet hocam. Virgülü sayıların sonuna istediğin kadar sıfır ekleyebilirsin. Yani ben buraya bir sıfır atabilirim. Hiçbir şey değişmez. Tamam virgülü sayıların sonuna istediğin kadar. İstersen bin tane sıfır at hiçbir şey değişmez. Dolayısıyla bunları toplayın bakalım. 3, 7 ile 8'in toplamı 15. Elde var 1. 1, 1 daha 2, 3 daha 5 oldu burası. 4, 1 daha 5'tir. 3, 4 daha 7. Yani buranın sonucu, şu toplamın sonucu ne oldu? 75,553 mi oldu? Evet hocam. Eksi 27,4. Yani bundan bunu çıkarırsak sonucu buluruz. Kısacası arkadaşlar bak bu zaten buradadır. O zaman şunu çıkaracağız. Altına yazıyorum 27,4 yazıyorum. Bak 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 bak. Dikkat et virgüller aynı hizada olacak. Anlamış mısın? Çok güzel. Aynı alt alta gelecek virgüller. E buraya iki tane sıfır ekleyebiliyoruz. Çünkü hoca bize gösterdi. Virgülü sayıların sonuna istediğimiz kadar sıfır ekleyebiliriz. Bundan bunu çıkaracağız. 3'ten 0 çıkar 3. 5'ten 0 çıkar 5. 5'ten 4 çıkar 1. Virgülünü yaz. 15'ten 7 çıkar 8. Burada 6 kaldı. Elden vermişti 6'dan 2 çıkar 4. Sonucumuz bu olacak. Yani buranın sonucu neymiş? 48,153miş arkadaşlar. Çarpma çok önemli değil. Bak çarpma ile ilgili çok şey bilmene gerek yok. Ama bölme önemlidir. Arkadaşlar bölmede hocam ben burayı genelde 8 bölü 10 yazıyorum. Şurayı da 8 bölü 100 yazıyorum. Birincisi sabit. ikincisini ters çevir çarpıyorum. Evet buradan gidebilirsin. Ama sana pratik yol lazım. Çünkü sen pratik olmak zorundasın. Bu gireceğin sınav hız sınavıdır. Hızlı olan kazanır. Tamam şimdi izle. Virgülden sonra sayı adetlerini eşitlersen virgülü kaldırabilirsin. Mesela virgülden sonra İki tane rakam var. Burada bir tane rakam var. Keşke burada da iki tane rakam olsaydı. Keşkelerle işimiz yok ki. Virgülü sayıların sonuna istediğimiz kadar sıfır atabiliriz. Mesela ben buraya bir sıfır eklersem bana kızar mısın? Hayır. İstediğin kadar sıfır yazabilirsin. Neden öyle bir şey yaptın? Artık virgülden sonra üstte iki tane rakam var. Virgülden sonra iki tane rakam var. Virgülü kaldırabilirsin. Yukarıda 0.80. Yani 80 kaldı. Aşağıda da 008 yani 8 kaldı. 80'i 8'e böl sonucumuz 10. Zor mu? Hayır. Bak şimdi. Virgülden sonra 2 rakam var. Burada 1 rakam var. Ben buraya bir sıfır atarsam virgülden sonra sayı adetlerini eşitlemiş olurum. O zaman virgülü kaldır. Yukarısı 150 artık virgülsüz yaz. Aşağısı da 015 yani 15. E 150 15 e böl sonuç 10. Anlamış mısın? Mesela buraya bakalım. Virgülden sonra 1, 2, 3 tane rakam var. Burada ise 1 tane rakam var. Virgülden sonra sayı adetlerini eşitlemek için buraya 2 tane 0 ekleyebilirim. Virgülü sayıların sonuna istediğimiz kadar 0 ekleyebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden ekliyorum. Neden? Amaç ne? E burada 3 tane rakam varsa virgülden sonra burada da 3 tane rakam olmalı. O zaman virgülü kaldır. 0, 0, 0, 4. Yani yukarısı 4 demek. Baştaki sıfırları yazmıyoruz. Aşağısı da 0, 400. Yani 400. Sonra sadeleştirirsin. Burası 4'e böl. 1. 4'e böl. 100. Böyle bir şey çıktı. Virgülden sonra bir tane rakam var. Virgülden sonra bir tane rakam var. Virgülden sonra sayı adetleri zaten eşit. O zaman virgülü kaldır. 444 yukarısı, aşağısı da 4. 444'ü 4'e böl. 111. Arkadaşlar bak 5 ne demek? 5,0 demek. Tam tam sayılar. Örneğin 6 nedir? Aslında 6,0 demek. Yani biz buradaki 0'ı göze al, dikkate almıyoruz artık. Tam sayılar 6 diye ifade edilir. Ama aslında o 6,0, 6,00 da yazabilirsin. Fark etmez arkadaşlar. O yüzden burası 5,0 gibi yazı, düşünülebilir. Burası da 0,5. E virgülden sonra bir rakam var. Burada da bir rakam var. Burası 50 Aşağısı da 5, cevabımız 10 olacak. Ya da bunu 10 ile çarp, bunu 10 ile çarp, virgülden kurtar. Öyle de düşünülebilir. Şimdi virgülü sayılarla ilgili, yani ondalık sayılarla ilgili arkadaşlar soru çözeceğiz. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Sevgili arkadaşlar hemen şurayı tanıyalım. Hocam şurayı bana gösterdiniz. Virgülden sonra bir rakam var, burada da bir rakam var. O zaman virgülsüz şekilde yazabiliriz. Yani 3 bölü 21 varmış gibi düşünebilir. Sadeleştirme yaparım ben. 3'e böl 1, 21'i 3'e böl 7, 1 bölü 7'ymiş. Buranın sonucu 1 bölü 7. Şuradan yazıyorum. Hemen yanında bir tane eksi 1 var. Harikayım 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 bölü. Virgülden sonra 2 rakam var. Burada da 2 rakam var. O zaman şuranın sonucunu hesaplayalım. Yani virgülsüz şeklinde yazabiliriz. 12 bölü 28 diye yazabilirim. Sadeleştirme de yapabilirim. Her ikisi de 4'e bölünüyor. 4'e böl. 3. Bunu 4'e böl. 7. 3 bölü 7. Buranın sonucu 3 bölü 7'ymiş. Ne kadar zekiyim. Maşallah maşallah maşallah. Mesela buna bakalım. Hocam bana gösterdiniz. 4. 4,0 demek. Yani ben burayı 4 bölü 40 şeklinde yazabilirim. 4'e böl 1. 4'e böl 10. 1 bölü 10'muş. Buranın sonucu 1 bölü 10'muş hocam artı 0,9 da ben biliyorum 9 bölü 10'dur. Sonra burada biraz iş yapacağız. İzle. 7 kere 1, 7. 1'den 7 çıkar. Bak soldan yazıyorduk ha. 7 kere 1, 7, 7 çıkar. Eksi 6 bölü 7 oldu burası komple. Eksi 6 bölü 7 oldu. Burada bir bölme var. Çarpma yaparsam şunu ters çevireceğim. Yani 3 ve 7 yer değiştir. 7 bölü 3 olur. Ee, 1 ile 9'un paydalar aynı topla. 1 ile 9'un toplamı 10 bölü 10. Harikayım. 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 O zaman burada çarpma varsa çaprazlama sadeleştirme yapabilirim. 6'yı 3'e böl 2'ye Yukarısı eksi 2 oldu. Efendim söyleyeyim. Onu ona böl 1. Burası da 1 oldu. Sonucumuz eksi 2 var mı? Şıkla da vala var. Kazanmışım. 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 Bu sınavı kazanacağım. Sevgili arkadaşlar 29. soru değil. Şimdi hemen şurayı tanıyalım. Hocam ben artık biliyorum. Virgülden sonra bir rakam var. Burada da bir rakam var. Virgülsüz şekilde yazabilirim. Yani 3 bölü 5 şeklinde yazabilirim artık orayı. Harikasın. E şimdi burayı da arkadaşlar 2 bölü 10 yazıp paydaları eşleyip gidebiliriz. Ama bize pratik yol, yol lazım. Ben bunu da virgülü sayıya dönüştürebilir miyim? Evet. Nasıl? 3'ü 5'e bölerek ya da bunu 2 ile genişleterek. 2 kere 3, 6. 2 kere 5, 10. Aslında orası 0,6 imiş. Bunun sonucu 0,6 imiş. E 0,6 ile 0,2'nin toplamı 0,8 oldu. Alt kısım komple 0,8 oldu. 0,8 oldu. Şimdi yazalım. Bak. 0,46'yı yazdım. Eksi yukarıda ne var? 0,2 var. Aşağıda kendimi paramparça ettim. 0,8 buldum. Ah, onu da yazdım. E şurayı da bulabiliriz. Şurayı hemen virvgiliye dönüştürelim. Orası ne demek? Virgülden sonra bir rakam var, bir rakam var. O zaman 2 bölü 8 gibi düşünülebilir. Hemen sadeleştirme yaptım. 2'ye böldüm. 1. Bunu 2'ye böldüm. 4. Burası da hocam biliyorum artık. İlk sayfada gösterdiğiniz 1 bölü 4 0,25 demek. Yani burası 0,25. Efendime söyleyeyim 0.46'dan 0.25'i e çıkaracağız. Yani 0.46'dan 0.25'i e çıkarırsak 46'dan 25 çıkar kaç olur? 21 mi? Yani 0.21 sonucuna ulaşıyoruz. Valışıklarda da var kesin doğru. 30. sorudayız arkadaşlar. 30. sorudayız. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. E, ee, hocam şurayı tanıyabilirim. Bak a, burayı bana gösterdiğiniz. Şu rengi de değiştirin hocam. Artık yani biraz renk değiştirin. Biraz içimizi açırsın. havalı değiştirdim senin için. Bak şimdi virgülden sonra iki rakam var. Burada bir rakam var. Buraya bir sıfır eklersen virgülden sonra iki rakam. Virgülden sonra iki rakam. Artık virgülsüz gibi düşünebilir. Yani yukarısı iki aşağısı da sıfır on. Yani on. He sıfır iki çıktı. Valla sıfır iki çıktı. Bak şuranın sonucu komple. 0, 2 çıktı. 0, 2 ile 0, 3'ün toplamı 0, 5 mi? Alt kısım 0, 5 çıktı. Alt kısım 0.5 çıktı. Bak yukarı sırayla yazalım. Yukarısı 0. Şurada yazalım mı? Senin hatırın içine bak. 0.6 yukarısı. Şurada ne var? 3.5 var. Eksi 1 bölü alt kısmı biz kaç bulduk? 0.5 bulduk. Çok güzel. Biraz daha irdeleyelim. E, 0.5. Peki a bu nedir? Bunu hesaplar mısın bana? Yani 1 bölü 0.5 ne demek? Hocam valla bunu biliyorum. 1 bölü 5 bölü 10 demek. Sonra bunu ters çeviririm. 10 bölü 5 olur. Yani sonuç 2. He, ee, buranın sonucu 2 imiş. E, çok güzel valla bulmuşum. 0,6 yukarısı 3,5 eksi. Şurası da 2 çıktı. 2 ne demek? Hocam 2,0'dır. Ha onu da öğrenmişim. Harikasın sen. E valla bulmuşuz. Bak 0,6 yukarısı 3,5'tan 2,5 çıkar. E, pardon 3,5'tan 2 çıkar. 1,5 mu? Evet onu yaparsın. Virgülden sonra bir rakam var. Bir rakam var. Virgülleri kaldır. 6 bölü 15 oldu. Bunu 3'e bölsem 2. Bunu 3'e bölsem 5. Yani 2 bölü 5. 2 bölü 5 de 0, 4 mı? Nasıl olacağım? Yani 2 ile genişle. Evet. 2 kere 2, 4. 2 kere 5, 10. Neymiş? 0,4 4 çıktı. 0,4. 4. Cevabımız Denizli çıktı arkadaşlar. Maşallah ya. Vallahi var ya. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Arkadaşlar klasik bir soru var karşımızda. Şunu bir bakalım. Çalışıyor mu tüm aksanlar? Çok güzel. X pozitif tam ondalık sayıdır diyor. Bu ifade bir tam sayı olduğuna göre X'in virgülden sonraki kısmı kaçtır? Bu tarz durumlarda arkadaşlar bakın bu tarz durumlarda size birinci yolu gösteriyorum. Ee, bu bir tam sayıysa o zaman öyle bir şey yapmalıyız ki arkadaşlar virgülsüz bir sayı olsun. Yani virgülden sonrası sıfır olsun. Mesela 1 bölü 8'i ilk önce bir çevirelim. 1 bölü 8 nedir? Hocam ben 1'i 8'e bölerim. Ben, bana gösterdiniz. Buraya bir sıfır atarım. Buraya sıfır virgüle başladım. Bir kere 8, 8 çıkarttım. 2. Bir sıfır attım. 2 kere 8, 16 çıkarttım. 4. Bir sıfır attım. 5 kere 8, 40 kalan sıfır. Sıfır virgül 125'miş. Yani orası art, artık şurada yazalım ya x artı 0 virgül 125miş. Arkadaşlar buranın tam sayı olabilmesi için ne olması lazım? Yani şöyle düşünün. Ben 0,125'i, virgül 125'i 125'i ne ile toplarsam yani x gibi bir sayıyla toplayacakmışım sonuç tam sayı çıkacak. Peki sonucun tam sayı çıkması ne demek arkadaşlar? Bakın sonucun tam sayı çıkması ne demek? Virgülden sonrası olmayacak. Yani virgülden sonra hep sıfırlar olacak. O zaman 5'i 5 ile toplarsam 10 olur. Elde var 1. 1 2 daha 3. Buraya 7 dersem 10 olur. Elde var 1. 1 1 daha 2. Buraya 8 dersem 10 olur. Elde var 1. Bak ne yaptık? Virgülden sonrasını sıfırladık. O zaman x'in virgülden sonraki kısmı şu olmalı. Cevabımız bu olacak. Hocam bunun başka bir yolu var mı? Ben çok böyle perişan oldum. İzle, 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 izle. Yani bende çok yol var. Arkadaşlar eğer tam sayı diyorsa burayı tam bir sayıya eşitle gitsin bitsin. Mesela tam bir sayı söyle. 1, 2, 3 çok riske atma. Mesela atıyorum 3 de. Tamam mı? Ben genelde 3'ü tavsiye ediyorum de gitsin. 1 de diyebilirsin. Ben 3 diyorum. Ama bunu bu tarafa at x'i bul. Tamam. x eşittir. 3 eksi 1 bolu 8 oldu. x eşittir 8 kere 3. 24 1 çıkar. 23 bolu 8 oldu. bunu da kesire dönüştür. bul Bunu da ben mi yapayım? Yani 23'ü 8'e böl. 2 kere 8 16 çıkarttım ee, kaç olur 7 olur bir sıfır attım bir virgül ondan sonra 8 kere 7 56 pardon 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 ee, kaç defa var şurası 70 çıkmıştı değil mi ee, 8 evet 8 kere 8 64 çıkıyor niye kafamı karıştırıyorsun 6 bir sıfır attım 7 kere 8 56 çıkarttım şurası 4 oldu bir sıfır attım 5 bak virgülden sonraki kısmı yani x'i kaç bulduk orada? Eğer 3 dersek buraya kaç çıkıyor? 2,875 çıkıyor. Yani X'in virgülden sonraki kısmı 875'miş diyeceğiz. 32. sorudayız sevgili arkadaşlar. A ve B birer rakamdır. Bu tarz durumlardan direkt değer vererek yapabilirsiniz. A ve B birer rakam diyor ya. A'ya 1 de B'ye 1 de ya da 2'ye 2 de ya da 3'e 5 de. Fark etmez ben 1 1 seçiyorum. Yani buna 1 diyorum B'ye de 1 diyorum. A'ya 1 diyorum B'ye de 1 diyorum. Tamam. Hocam şu rengi de değiştirin bizi mahvettiniz. E tamam değiştiriyorum hala. Yani burası neymiş? 0,1 şu üst kısım. Ondan sonra virgüler alt alta gelecek şekilde topluyorum. 0,01 var yanında. Hemen yanında da 0,0011 var. Doğru mu? Bunları toplarsak ne oluyor? 01111. Yani üst kısım 0,1111 çıkıyor arkadaşlar. Hesaplarsanız siz. E burası arkadaşlar bakın A'ya 1 dedik. 0,001 hemen yanında da şu var. Orası ne? 0,0001 oluyor. Toplarsak şu alt kısmı topluyorum. 0,0011 çıktı. 0,0011 çıktı. Hocam ne yapıyorsunuz? Valla yani niye 1 dediniz? Valla ben kendim, özgürüm. Ah ben istediğimi derim. Sen de de. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ee, şunu şuna böleceğiz. Arkadaşlar virgülden sonra 1, 2, 3, 4 tane rakam var. Burada da 4 tane rakam var. O zaman virgülü kaldırın. Yani yukarısı 111, aşağısı da 11. Hocam 11, pardon, 111 pardon 1111 yukarısı aşağısı 11. 1111'i 11'e bölse kaç buluruz? Hocam 11 buluruz. Ve evet, tabii canım tabii tabii tabii. Bölünebilmeyi izleyemem. Bak bölünebilme videosunu izlememişsin eğer buna takılıyorsa 1111'i 11'e bölelim. Bakın ne olacak? Bir kere 11, 11 çıkarttım. 0. Şuradaki 1'i indiriyoruz. Kendimize soruyoruz. 1'in içinde 111 11 var mı? Hayır. O zaman buraya bir 0 attıktan sonra şu 1'i indiriyoruz. Bir kere 11, 11 kalan 0. Bölünebilmede kendimizi parçalamıştık. Sonucumuz ne çıktı? 101 çıktı. Yani cevabımız denizli. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi devirli ondalık sayılara geldik. Devirli ondalık sayı ne demek arkadaşlar? Bakın hemen size mantığını gösteriyorum. Devirli ondalık sayı ne demek? Arkadaşlar 7 bölü 4 kaçtır diye sorsam. Yani virgülü sayıya dönüştür desem ne düşünürsünüz? Hocam 7'yi 4'e böleceğiz. Bunu öğrendik. Bak 7'yi 4'e bölsek. Ne olur? 1 kere 4. 4 çıkarttım. Şurası 3. 1 sıfır attım bir virgül. 7 kere 4. 28 çıkarttım 2 bir sıfır attım 5 yani 1,75 çıktı. Nasıl çıktı? 5 kere 4 en son 20 kalan 0 çıktı. Yani kalan 0 olduğu için artık tam budur diyoruz. Peki çok güzel. Harikasın harikasın. Desem ki arkadaşlar arkadaşlar şu kaçtır acaba? Mesela 10 bölü 3 kaçtır? Ya da 7 bölü 3 olsun bu sefer tamam. 7 bölü 3'ü virgülliğe dönüştür. Hocam dönüştürürüm. Ne var bunda? 7'yi 3'e bölelim. 2 kere 3, 6. Şuraya bir sıfır attım. Bir, sıfır, şey, bir kaldı. Bir sıfır attım. 1 virgül attım. 3 kere 3, 9. Kalan 1. Bir sıfır attım. 3 kere 3, 9. Kalan 1. Bir sıfır attım. 3 kere 3, 9. Kalan 1. O zaman perişan oldum. Bu durmuyor. Hep 1 geliyor. Bu da hep 3 gidiyor. Eee bu 2 virgül 3, 3, 3, 3 diye gidiyor. Demek ki 3 tekrar ediyor yani 3 devrediyor anlamına geliyor. Anladın mı? Yani devirli ondalık sayı da budur işte. Yani bu şekilde böyle bir saçmalıkla karşılaştığımız zaman 3'ün üzerine bir çizgi atıyoruz. Bu şu anlama geliyor. 3 kendine tekrar ediyor. Budur ha, budur Başka bir şey değil. Yani devirli ondalık sayı da budur arkadaşlar. Size mantığını gösterdim. Şimdi devirli ondalık sayıları nasıl analiz edeceğiz? Onu bakacağız şimdi. Sevgili arkadaşlar mesela bakın burada hangisi devrediyor 7 devrediyor doğru mu 7 devrediyor sürekli o zaman 0,3 7'nin üzerine bir çizgi koyacağız ee, burada hangisi devrediyor 235 35 35 dikkat ederseniz 35 35 35 dolayısıyla 21,2 yazıyoruz 35'in üzerine çizgi attık ki 35 devrediyor çok güzel. Arkadaşlar öncelikle devirli ondalık sayıları nasıl rasyonel sayılar yani kesirli sayılara dönüştürüyoruz ona bakacağız. Eğer sıfırla başlayıp bir rakamla bitiyorsa 0, 1, 0, 2, 0, 3 direkt burası 1 bol 9'dur. Burası 2 bol 9'dur. Hocam 0,22 2, 2 10 değil miydi? Hayır. Bak bunun üzerinde çizgi var. Bu devrediyor. Bunun mantığı farklı. Anladın mı? Ee, 3 bölü 9. Ne zaman bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar? Eğer sıfırla başlayıp bir rakamla bitiyorsa. Ha, 6 bölü 9. 7 bölü 9. Burası ne demek? 8 bölü 9'dur. Burası da 9 bölü 9'dur. Yani 1'dir. Eğer sıfırla başlayıp bir rakamla bitiyorsa. Sıfırla başlayıp bir rakamla bitiyorsa. Direkt düşünmeden paydaya 9 yazıyorsunuz. Yukarıda da rakamı yazıyorsunuz. Anlamış mısınız? Ama ama ama. Eğer sıfırla başlayıp ya da bir rakamla bitmiyorsa o zaman ne yapacağız? Şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Formülümüz ne? Sayının tamamını yazıyoruz. Eksi devretmeyen kısım bölü devreden rakam kadar. Bakın virgülden sonra devreden rakam kadar 9 atıyoruz. Virgülden sonra devretmeyen rakam kadar sayısı kadar 0 atıyoruz. Ne demek istiyorum? Şurada size göstereceğim. Arkadaşlar sayının tamamını yazıyorsunuz. 037 yani 37. Sanki virgül bu çizgi yokmuş gibi hepsini yazdım. Eksi sayının tamamından devretmeyen yani üzerinde çizgi olmayan 03 yani 3 arkadaşlar. Sonra paydaya geçtiğiniz an virgülden sonrasına bakıyorsunuz. Virgülden sonra bir tane devrediyor. Bir tane 9 yazacağım. Bir tane devretmiyor. Bir tane 0 yazacağım. Anlaşıldı mı? Devretmek ne demek? Üzerinde çizgi var demek. Devretmeye ne demek? Üzerinde çizgi yok demek. Bunu artık yaparsınız. Mantığını anlayalım yeter. Formülü anlayalım. İzle. Sayının tamamı hocam 125. Devretmeyen 12'dir. Eksi 12 diyeceğim. Virgülden sonra bir tanesi devrediyor, bir tane 9, bir tanesi devretmiyor, bir tane 0 atacağım. Tamam artık sonucunu hesaplamıyorum. Mantığını, formülü kavramaya çalışalım. Buraya geldik. Sayının tamamı ne? 21.328. Eksi devretmeyen ne? 213. 213 devretmiyor. Virgülsüz. 213 yazacağım. Ondan sonra virgülden sonraya geçtik. Virgülden sonra iki tanesi devrediyor. O zaman iki tane 9 yazacağım. Bir tanesi devretmiyor. Bir tane de 0 yazacağım. Anlamış mısın? Çok güzel. Buraya geldik. Sayının tamamı 6, 3, 5, 3 yan yana yaz. Eksi devretmeyen 635 mi? 635. Virgülden sonra iki tanesi devrediyor. Buraya iki tane 9 yazacağım. İki tanesi devretmiyor. İki tane 0 yazacağım. Anlamış mısın? Ya Sonucunu hesaplama çalışma. Sadece mantığını anla. Formülü anlamışsan gerisi arkadaşlar çocuk oyuncağı. Harikayız. 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 Arkadaşlar şimdi bir pratik yolumuz var. Pratik yolumuz var. Mesela ben size desem ki şunu bir geri alayım arkadaşlar. Mesela ben size desem ki arkadaşlar 1,3 devrediyor ne demek? Sen diyeceksin ki hocam sayının tamamı 13 Eksi devretmeyen 1'dir. Bölü virgülden sonra bir tanesi devrediyor. 9 yazacağım. O zaman yukarısı 12 aşağısı 9 Sadeleştireceğim. 3'e böl 4, 3'e böl 3 Yani 4 bölü 3'müş. Hmm. Arkadaşlar bir pratik yolumuz var. Eğer şu devreden var ya 9, 99, 9, 99 devrediyorsa bir solundaki rakama bir artırarak işin içinden çıkıyoruz. Bu ne demek? Mesela 9 devrediyor mu kardeşim? Şuna bir ekle sonucumuz 3. Bitti yani bu kadar. Yani bunu uzun yoldan yaparsak da çıkar ha. İsterseniz deneyelim. Mesela 2,9 devrediyor. Sayının tamamı 29. Eksi devretmeyen 2. Virgülden sonra bir tane devrediyor. 9 yazdım. 27 bölü 9'dan bak sonuç 3. Test ettik. E ee, bakın 9 devrediyorsa diyorsa bir solundaki rakama 1 ekliyoruz arkadaşlar. 1'i yazdık 1,3'e 1 ekle 4 oldu. Mesela burada 99 devrediyor. 99 hemen solunda 5 var. O zaman 2,5'e 1 ekle 6. Anlaşıldı mı? Mesela buraya geldik. 1,999 da devrediyorsa bir solunda 2 var. 2'yi 1 artır 3 oldu. Anlaşıldı mı? Yani bu şekilde pratik yollarımız da mevcut. Sevgili arkadaşlar. Devirli ondalık sayılarda toplama çıkarma yaparken isterseniz uzun yoldan gidin. Uzun yoldan. Uzun yol ne demek? Yani şöyle. 35 eksi 3 bölü 9dur burası. E şurası da 41 eksi 4 bölü 9 Bu şekilde gidebilirsiniz. Ben size pratik yol vereceğim. Eğer virgülden sonrası arkadaşlar topladığınızda virgülden sonrasını topladığınızda alt alta e, 9'u geçmiyorsa toplayabilirsiniz. Ne demek istiyorum izleyin. Bak ilk önce virgülden öncesini topluyorum. 3 4. Hocam ne demek istiyorsunuz? Ya kardeşim. 3 virgül 5 devrediyor. Altına 4 virgül 1 devrediyor yazdım. Altına 2,3 devredi. Bunları taraf tarafa topluyorum. Bu kadar. Bak 5 bir daha, 6, 3 daha, 9. Tam 9 geldi. 9'u geçseydi bunu yapamam. Uzun yoldan gidecektim. Ama bu şekilde 9 geliyorsa yapabilirsin. 3, 4 daha, 7, 2 daha, 9. Yani yukarısı 9,9 oldu. Ya da şöyle yapabilirdin. 3, 4 daha, 7, 2 daha, 9. 5, 1 daha, 6, 3 daha, 9. Anlaşıldı mı? Bak buraya gel. 1 ile 3'ün toplamı 4'tür. Bilgiden sonrasını topla. 3 ile 6'nın toplamı 9 dokuz devrediyor. 9'u geçmediği için bu şekilde yapabiliyoruz. E hocam bunu da gösterdiniz. 9 devrediyorsa bir sonraki rakama 1 ekliyoruz. Buna 1 ekle 10 oldu. Şuna 1 ekle değil mi? 9 devrediyorsa 4'e 1 ekle 5 oldu. Onu 5'e bal sonucumuz 2. bu sadece 9'a ait ha. Ya mesela 9,8 devrediyor. Buna 1 eklersen perişan olursun. Olmaz. Sadece 9 için önemli. Notumuzda öyle yazıyordu. Şimdi burada mesela sınav tarzı bir soru var arkadaşlar. Sınavda özellikle DGS gibi sınavlarda, ALES, KPSS gibi sınavlarda bu sorular gelme ihtimali yüksektir arkadaşlar bu soruların. Hocam 9 devrediyorsa pratik yol. Buna 1 ekleyeceğim. Burası 4 oldu. Harikasın, harikasın, harikasın. Hocam 9 devrediyor. Buna 1 ekle. Burası 5 oldu. Hah. E burası, valla burada bir işkence var. 3 kere 2, 6, 4 daha. 10 bölü 3. Eksi. 3, hocam bunu 1 mi ekleyeceğiz? Yok canım kardeşim yok. Bunu yapmayacaksın. 3 de o 9 değil ki orada. Ha, onu yapacaksın artık. Yani 2,3 devrediyor ne demek? Sayının tamamını yazacaksın. 23 eksi devretmeyen 2'dir. Virgülden sonra bir tanesi devrediyor. 9 yazacaksın. Ne oldu? 21 bölü 9 oldu. Bunu 3'e bölsem 7. Bunu 3'e bölsem 3. 7 bölü 3 çıktı. Burası 7 bölü 3 çıktı. Ha, bundan sonrası artık yap da. Yani bana mı bakıyorsun? 4 eksi... 5 bölü 10'dan 7 çıkar. 3 bölü 3 oldu. 3 bölü 3 oldu. Yani burası 1 oldu arkadaşlar. Sonucumuz 4 eksi 5 yani cevap eksi 1 olacaktır. Cevabımız Ceyhan. Aha bu kadar yani zor bir şey yok. bir de bilinmeyenler varsa arkadaşlar yine değer vererek yapabilirsiniz tamam mı? Değer verin yani eğer bir oran soruyorsa değer verin gitsin. Ne demek istiyorsunuz hocam? Neye göre değer vereceğiz? Arkadaşlar kafanıza göre. Yani buna 2 de buna 3 de. Tamam. Yani x yerine 2 yazıyorum, y yerine 3 yazıyorum. x yerine 2 yazıyorum, y yerine 3 yazıyorum. x yerine 2 yazıyorum, y yerine 3 yazıyorum. keşke 3'e 2 yazsaydık ya. 3'e 2 yazalım en iyisi. Şurası 3 şurası 2 şurası 3 şurası 2 şurası 3 şurası 2 fark etmiyor da bu benim için daha güzel çünkü payda eksi yapıyordu diğeri. Yani burası 3,2 devrediyor eksi 2,3 devrediyor. O zaman yukarısı ne 32 eksi devretmeyen 3'tür bölü bir tanesi 9 yazacağım çok güzel eksi şuraya geldik sayının tamamı 23 eksi devretmeyen 2'dir 9 yazacağız Şurası da 3 eksi 2 1'dir zaten. Değer vererek yaptığınızda daha hızlı gidersiniz. 32'den 3 çıkar, şurası ne eder? 29 mu? Evet. 23'ten 2 çıkar, burası da 21'dir. 28'den 21 çıkar, 8 mi? 8 bölü 9 oldu arkadaşlar. 8 bölü 9. Aşağısı 1 yazmamıza gerek yok. Cevap 8 bölü 9. aa hocam ben bunu şöyle gitsem olur mu? Olur arkadaşlar. Bakın istediğiniz şekilde gidebilirsiniz. Ben size pratik yolu verdim, tamam mı? CTRL z'ye basıyorum senin için. Bak CTRL z'ye basıyorum. Ah, ah çok valla mahvettik. ortalığı. Dur 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 nereye gitti o? Ah burada. Şöyle de yapabilirdin. Değer vermesen x y eksi devretmeyen x bölü 9. tamam eksi. Şuraya geldik. Sayının tamamı y x eksi devretmeyen y'dir. Bir tane devre diyor sonra 9 yazıyorum. Burası zaten x eksiye. Sonra bunu çözümleyeceksin. Çözümleme ne demek? 10x artı y bunları görmüştük. 2 basamaklı sayıdır. Bunu çözümleyeceksin. 10 y artı x. Çözümle çözümle. Valla 8 bölü 9 cevap çıkacak. Sana pratik yolu verdim ona göre. Sevgili arkadaşlar şimdi rasyonel sayılarda sıralamaya geldik. Arkadaşlar rasyonel sayılarda sıralama oldukça önemlidir. Hazır mısınız? Evet. Şimdi biraz kendinizi sirkeleyin. Ben, ben de biraz daldık çünkü. Biraz enerjik olmamız lazım. Ciddi olmamız lazım. Bu sınavı kazanmamız gerekiyor. Hazır mısınız? Evet. Şimdi Rasyonel sayılarda sıralama yaparken arkadaşlar birkaç tane notumuz var. Birinci notumuz şöyle arkadaşlar. Paydaları eşitlersek eğer, paydaları eşitlersek payı büyük olan daha büyük olur. Payı küçük olan daha küçük olur. Düz mantık. Yani bazen paydaları eşitlemek çok kolaydır. Bazen payları eşitlemek çok kolay. Mesela burada paydaları eşitlemek oldukça kolay arkadaşlar. 3, 4, 6 nerede eşitlenir? 12'de. Hemen burayı 4 ile, burayı 3 ile, burayı da 2 ile eşitliyorum arkadaşlar. 4 kere 7, yani burası 28 bölü 12 oldu. 3 kere 11 33 bölü 3 kere 4 12 oldu. 2 kere 13 26 bölü 12 oldu. Payı büyük olan en büyük olan hangisidir? Şudur. O zaman bu en büyüktür. Şöyle yazalım. 11 bölü 4 büyüktür. Ondan sonra şu geliyor arkadaşlar. Yani 7 bölü 3. En küçük olan hangisidir? Valla 26. Yani 13 bölü 6. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. İkinci notumuz şöyle. Eğer payları eşitlersek paydası büyük olan daha küçük olur arkadaşlar. Payda büyüdükçe kesirler küçülür. Aklınızdan çıkartmayın. Yani şöyle mesela burada paydaları eşitlemek zordur ama payları eşitlemek daha kolay. Şimdi payları eşitleyelim. Mesela payları nerede eşitleyebilirim? 3, 6, 4 yine 12'de eşitleyebilirim. Burayı 4 ile burayı 2 ile burayı 3 ile genişleteceğim. 4 kere 3 12 bölü 4 kere 4 16 oldu. 2 kere 6 12 bölü 2 kere 11 22 oldu. 3 kere 4 12 bölü 3 kere 7 21 oldu. Payları eşitledik. Paydası büyük olan en küçük olacak. Tamam. Paydası büyük olan hangisidir mesela? Paydası büyük olan A la budur. O zaman şu en küçük olacak. 6 bölü 11 küçüktür. Ondan sonra şu geliyor. 4 bölü 7 paydası en küçük olan da en büyük oluyor. Yani tam tersi. Paydası en küçük olan şudur. Hakikaten bu da en büyüktür arkadaşlar. 3 bölü 4 de en büyüktür. Bu büyüktür bundan, bu da büyüktür bundan. Küçükten büyüğe doğru sıraladık. Arkadaşlar üçüncü notumuz. Şimdi eğer pay ve payda arasındaki farklar eşitse basit kesirlerde arkadaşlar sayılar büyüdükçe kesir büyür. Bileşik kesirlerde bunun tam tersidir. Sayılar büyüdükçe kesirler küçülür. Hocam bunları nasıl aklınıza tutacak? E bak ben, ben aklımda tutmuşum. Sen de notunu yaz. Bunlarla ilgili bol bol örnek çözeceğiz birlikte, olursun olacak. Mesela burada arkadaşlar basit kesir ne demek? Bu bundan küçük, bu bundan küçük, bu bundan küçük. Basit kesirlerde pay ve payda arasındaki farka bakacaksınız arkadaşlar. Burada fark 1'dir. 8 9 tam 1 fark var. 10 11 bir fark var. Eğer fark aynıysa Büyük olan büyüktür, küçük olan küçüktür. Yani payı büyük olan büyüktür, payı küçük olan küçüktür. Öyle düşünebilirsiniz. Bunlardan en büyük olan 10'dur. O zaman 10 bölü 11 en büyüktür. Sonra 8 bölü 9 tamam. Sonra 5 bölü 6. Ne zaman eğer farklar aynıysa. Bileşik kesirlerde de bunu tam tersi. Mesela bileşik kesir ne? Pay paydadan büyük, pay paydadan büyük, pay paydadan büyük. Arkadaşlar burada fark kaç? 2. Burada fark kaç? 17'den 15 çıkar. 2. 2. Burada fark kaç? 25'ten 23 çıkar 2. Farklar aynıysa bileşik kesirlerde tam tersi bir durumdur. Şunun tersi. Yani payı büyük olan küçük olur. Sayıları büyük olan küçük olur. O zaman bunlardan arkadaşlar. Bunun mesela 25 çok büyük ya. O zaman bu en küçük olacak. 25 bölü 23 en küçüktür. Sonra 17 bölü 15 bu da küçüktür. En büyüğü de budur. 17 bölü şey 13 bölü 11 arkadaşlar. Bu büyüktür bundan, bu büyüktür bundan. Bakın sayılar küçük olan, say, pay ve paydasındaki sayılar küçük olan en büyük oluyor bileşik kesirlerde. Çok güzel. sevgili arkadaşlar, bir notumuz daha var. Şu ana kadar pozitif rasyonel sayılarda sıralama yaptık. Negatif rasyonel sayılarda sıralama yaparken Hepsinin pozitif olduğunu düşünerek bir sıralama yapıyoruz. En son bulduğumuz su, sıralamayı ters çeviriyoruz. Ne demek istiyorum? İzle. Mesela diyor ki A eksili bir sayı, B de eksili bir sayı, C de. Yani bunlar negatif sayılar. Küçükten büyüğe doğru sırala. Sanki bunlar hepsi artıymış gibi düşünelim. Tamam mı? İlk başta sanki bunlar eksi değilmiş. Hepsi artıymış gibi düşünelim. Yani hepsi negatif, pozitifmiş gibi düşünerek sıralama yapacağım. Şimdi hangisi büyüktür? Basit kesir, basit kesir, basit kesir. Fark kaç? Fark bir. Fark bir. Fark bir. Fark bir. He, basit kesirlerde pay ve payda arasındaki farklar eşitse büyük olan büyük oluyordu. Küçük olan küçük oluyordu. Yani sayıları büyük olan budur. O zaman C büyüktür. Ondan sonra bu oluyor. Ondan sonra A oluyor. Doğru mu? Evet. Basit kesirlerde neydi arkadaşlar? E, pay ve paydalar arasındaki farklar eşitse pay büyük olan büyük olur. Küçük olan küçük olur. Şu ana kadar pozitif olduklarını düşünerek ben sıralama yaptım. Peki bu sorunun cevabı bu mu? Hayır. En son bulduğunuz bu sıralamayı var ya arkadaşlar. Şöyle tutuyorsunuz. Tak, ters çeviriyorsunuz. Yani C ile A'yı yer değiştir. C küçüktür, B küçüktür, A. İşte bizim doğru cevabımız budur arkadaşlar. Pozitif olduğunu düşünerek şöyle bir sıralama yaptık. En son bulduğumuz sıralamayı şöyle tutuyoruz. Kalem gibi ters çeviriyoruz. Yani şunu tutarsanız kalem gibi ters çevirirseniz C buraya gelir, A buraya gelir. C küçüktür, B küçüktür. A. Doğru cevap bu olacak arkadaşlar. Zor mu? Valla zor değil. Şimdi bununla ilgili sorular çözelim. Sevgili arkadaşlar bakın. A, B ve C kesirlerini vermiş. Bunları sıralayınız diyor. Arkadaşlar yani burada paydaları işlemek ola, yani çok zor. Paylara eşitleyebiliriz. 440 ve 4. Nerede işlenir? 400'de. Yani buraya bir sıfır ekle. Buraya bir sıfır ekle. Buraya iki sıfır ekle. Buraya iki sıfır ekle. Bitti gitti. Paydaları 400'de eşitledik. Pardon payları arkadaşlar. Paydası büyük olan en küçük olacak şimdi. Paydası küçük olan da en büyük olacak. Şimdi paydası en büyük olan hangisidir sizce? Hocam ben göremiyorum ya. Ya baştaki birleri görme. Mesela baştaki birleri görme. Sana yardım edeyim. Şurası 100 gibi düşün. Burası 0, 10 yani 10 gibi düşün. Burası da 0, 0, 1, 1 gibi düşün. E o zaman en büyüğü hangisidir? 100. Yani 1100 daha büyüktür. Değil mi? 100 daha büyüktür. Öyle düşün. Baştaki birleri görme dedim. Ya A, e, o zaman en küçüktür arkadaşlar. Ondan sonra B. Zaten C'nin de paydası en küçüktür. C en büyük olacak. C büyüktür B büyüktür A. C büyüktür B büyüktür A. Cevabımız Adana. Çok güzel harikayız. Sevgili arkadaşlar 37. sorudayız. Şimdi burada yine kesirler verilmiş. Küçükten büyüğe doğru sırala diyor. Şimdi arkadaşlar bakın basit kesir bu bundan küçük basit kesir. Bu bundan küçük basit kesir. Bu bundan küçük basit kesir. Fark kaç? 3. Fark kaç? 3. 40'tan 37 çıkar. 3. Fark kaç? 3. Farklar da aynı. E basit kesirlerde pay ve paydalar arasındaki farklar aynıysa büyük olan büyük oluyordu. Yani payı büyük olan büyük olur. Payı küçük olan küçük olur. O zaman payı en büyük olan hangisidir? B'dir. O zaman B en büyük olacak. Sonra A. C dikkat ederseniz payı en küçük. En küçük arkadaşlar. C küçük A küçük B. C küçük A küçük B cevabımız Bursa olacak. 32. soruda ise arkadaşlar. Bakın her zaman düz mantık gitmiyoruz tamam mı? Yani birazcık dikkatli olmamız lazım. 17 bölü 16 bileşik kesir. 20 bölü 19 bileşik kesir. 13 bölü 14 basit kesir. Arkadaşlar basit kesirler 0 1 arasındadır. Yani ne demek istiyorum? İlk önce A ile B'yi biz karşılaştıralım. Tamam mı? Ya da hocam bana deminki söylediğini söyler misin? Mesela 17'yi 16'ya bölsen bu 1 virgül küsürdür. 20'yi 19'a bölsen bak 20'yi 19'a bölsen 1 kere 19 19 işte 1 var bir sıfır atarsın bu da 1 virgül bir şeydir. 1 bir, bir şeydir. Ama 13'ü 14'e bölsen bak 13'ü 14'e bölsen 13'ün içinde 14 yok. Buraya bir sıfır atacaksın. Buraya bir sıfır virgülle başlayacaksın. Burası da sıfır virgül bir şeydir. Ne demek istiyorum? Bileşik kesirler birden büyük olan kesirlerdir arkadaşlar. Tamam mı? Tabii pozitifse. Ama eğer basit kesirse basit kesirler sıfırla sıfır virgüllü bir şeydir. Yani bir ile sıfır arasında bir şeydir. Doğru mu? O zaman C en küçüktür. Bu C bundan da küçüktür. Bundan da küçüktür. C'nin en küçük olduğunu biliyoruz. E cevabımız direkt çıktı. Ha şu ikisini karşılaştırın derseniz hocam. Arkadaşlar bu ikisini karşılaştırmak kolaydır. Yani bu da bileşik bu da bileşik. Bakın A ile B fark kaç bir fark kaç bir. Payı büyük olan küçük oluyordu bileşik kesirlerde. Bu B küçüktür A olmalı. B küçüktür A olmalı. C zaten en küçük arkadaşlar. C küçüktür B küçüktür A. C küçüktür B küçüktür A. Çok güzel. Harikayız. 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 E cevabımız dediğine. 39. sorudayız. Burada arkadaşlar ne var? Negatif rasyonel sayılar var. Hocam, efendim bunların hiç negatif yokmuş gibi düşüneceğiz. Yani eksiler artıymış gibi düşüneceğiz. Sıralamamızı yapacağız ve en son bulduğumuz sıralamayı ters çevireceğiz. Biliyoruz artık. Harikasın. Arkadaşlar bunları bakın bazen de yani hocam paydaları işlemek mümkün değil. Paydaları işlemek mümkün değil. Bu basit kesir, basit kesir, basit kesir. O zaman farklar aynı değil. Mesela burada fark kaç? 3. Burada fark kaç? 4 burada fark kaç? 4. Yani farklar da aynı değil. Göremedim yani maf oldum. O zaman ikili ikili karşılaştır. Tamam mı? Bak ilk önce pozitif olduklarını düşündük. Mesela dikkat et. Ee, x ile z'ye bak. Payları aynı. Tamam mı? İkili ikili sadeleştiriyorum. Şu x ile z'ye baktığınız zaman paydalar aynı. Payı büyük olan büyük olmaz mıydı? Şu an pozitif olduklarını düşünerek sıralama yapıyorum. Dikkat et. Yani x ile z, z, y yokmuş gibi düşün. 28, 28 hangisi büyük? X mi, z mi? 26, 25'ten büyüktür. Z büyüktür, x. Onu biliyorum. Bak z büyüktür, x. Bu burada kalsın. Ondan sonra, ondan sonra şeye geldim. Ee, x ile y'ye bakın arkadaşlar. Payları aynı. X ile y ha. Paylar aynı. O zaman paydası büyük olan küçük olur. Paydası küçük olan büyük olur. X ve Y'den bahsediyorum. Z'yi görme. Yani burada arkadaşlar paylar aynı. Bunun paydası küçük. X daha büyük. Bunun paydası büyük. Y daha küçük. Y küçük X'tir. Y küçük X'tir. E burada şu ikisi birleştirelim o zaman. Bakın Y küçük X. Y küçüktür X. X de küçük Z'dir. Şu ana kadar pozitif olduklarını düşünerek sıralama yaptım. Yani şunlar artıymış gibi sıralama yaptım. O zaman ne yapıyoruz? En son bulduğumuz sıralamayı ters çeviriyoruz. Çünkü bu negatif bir sorudur arkadaşlar. Yani bu e, bunlar negatif sayılardır. Şunu ters çevir, yani şöyle takla attır Z ile y yer değiştirecek. Yani z küçüktür, x küçüktür, e, y. Gerçek sıralamamız z, x, y olacak. Z, x, y cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Harikayız, harikayız, harikayız. Sevgili arkadaşlar bazen de klasik sorular var. Örneğin 40. soru buna benzer bir örnektir. Bunları karşılaştırınız diyor. Şimdi ben şunu biliyorum arkadaşlar. Bakın burası basit kesir. Şu da basit kesir. Bu bileşik kesir. Doğru mu? Evet. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar burada bu basit kesir basit. Yani şu aşağıdakini görme. Yani 17 bölü 19 11 bölü 13'ü karşılaştırmak istiyorum. Tamam mı? Basit kesir, basit kesir. Burada fark kaç? Pay ve payda arasındaki fark 2'dir. Pay ve payda arasındaki fark 2'dir. O zaman arkadaşlar basit kesirlerde farklar aynıysa büyük olan payı büyük olan daha büyük oluyordu. O zaman bu büyük budur. Ben bunu biliyorum. Yani 17 bölü 19, 11 bölü 13'ten daha büyüktür. Bu bir. Arkadaşlar. 17 bölü 19 nedir? X çarpı Y'dir. Yani burası X çarpı Y demek büyükmüş. 11 bölü 13 ne? 11 bölü 13 de Y çarpı Z'dir. X, Y, Z pozitif reel sayılar olduğu için Y'leri sadeleştirebiliyorum. O zaman X büyüktür Z'den. Yani X, Z'den büyükmüş arkadaşlar. Bu burada kalsın. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz şu kesirlerden hangisi büyük? Bu bileşik kesir, basit kesir, basit kesir. Yani bunu hesaplarsanız 0 virgül bir şey gelecek. Burası 0 virgül bir şey. Ama 15'i 14'e bölseniz 1 virgül bir şey geliyor. Bir kere bu en büyüğüdür. Yani 15 bölü 14 hem 11 bölü 13'ten büyüktür hem 17 bölü 19'dan büyüktür. Yani şu şundan büyüktür, şu şundan da büyüktür. Arkadaşlar bakın x çarpı z büyüktür. Y çarpı Z'den. Ben bunu biliyorum artık. Mesela burada z'ler gider. x büyüktür y. O zaman bakın x hem y'den büyük hem de z'den çıktı. Aynı zamanda bakın şu kesir şu kesirden büyüktür. O zaman şu şundan büyük olmalı. Yani x çarpı z aynı zamandan y x çarpı y'den de büyük olmalı. Burada da x'ler sadeleşir. Z büyüktür. Y çıktı. He, zaten x y'den büyüktü. x z'den büyüktü. Yani x en büyüğüdür. x en büyüğüdür. z de y'den büyüktür. Yani y en küçüktür arkadaşlar y büyük küçüktür z küçüktür x çıktı y küçüktür z küçüktür x çıktı y küçüktür. yani cevabımız denizli oldu devam ediyoruz arkadaşlar 41. sorudayız arkadaşlar bakın yine klasik bir soru bu sefer x y negatif sayılar diyor dikkat et negatif diyorsa ne yapıyorduk bir sıralama yapıyoruz bulduğumuz sıralamayı en son ters çeviriyoruz ona dikkat et şimdi e, Burada ikili ikili alacağız. Arkadaşlar bakın şu ikiliyi alıyorum tamam mı? Yani orası neymiş? 12 çarpı x çarpı y eşitmiş neye? 18 çarpı y çarpı z'den. Hmm. burada y'leri sadeleştirebilirim. Yani kısacası arkadaşlar 12x eşittir 18z. Sadeleştirme de yapabilirim 12-18 ama gerek yok. Burada x ile z arasında bir bağıntı bulabilirim. Doğru mu? Evet. Bakın x'in karşısında 18 var. x'i 18 imiş gibi düşün. z'nin karşısında da 12 var. z de 12 imiş gibi düşün. Şimdi pozitif olduklarını düşünerek sıralama yapıyorum şu an. Ha, negatifi falan işin içine katmıyorum. O zaman x büyük z'dir arkadaşlar. x büyüktür z. Bu burada kalsın. Şimdi bu ikili alsak ne olur? E bu ikili alsak arkadaşlar artık ben pratik olun. Şurayı görmeyin. Şurayı görmeyin. Burada da z'leri sadeleştirsek 18y eşit 15x çıkıyor. 18y eşittir 15x çıkıyor. Doğru mu? Evet. Y'nin karşısında 15 var. Y'nin karşısında 15 yazıyorum x'in karşısında da 18 yazıyorum. Hangisi büyük? Pozitif olsalardı. 18 daha büyük. Yani x büyüktür y. Bir kere x en büyüktür arkadaşlar. Bir de şu ikiliyi alabilirim. Bakın şu ikiliyi. Yani 12 x çarpı y eşitmiş 15 x çarpı z değil mi? Şu şuna eşit, şu şuna eşitse bu da buna eşittir. E buradan da hangileri gider? x'ler gider. 12 çarpı y eşittir 15 çarpı z. Y'nin karşısında 15 var. Z'nin karşısında 12 var. Y daha büyük değil mi? Anlamadım hocam. Y eşittir 15. E, Z eşittir 12 gibi düşün. Y büyüktür Z. Şimdi burada şu üçüne bakarak pozitif olduklarını düşünerek hala sıralama yapıyorum. onu kafandan çıkartma. Hangisi en büyük? X büyüktür Z. X büyüktür Y. Yani X en büyüktür. Ondan sonra Y de büyüktür Z. Y de büyüktür Z. Değil mi? X Y'den büyüktür. Bak X Y'den büyüktür. Y de Z'den büyüktür. Pozitif olsalardı biz bunu alacaktık. Ama bu negatif gerçek sayılar dediği için en son bulduğumuz sıralamayı ters çeviriyoruz arkadaşlar. Şu sıralamayı kalem gibi ters çevirin. X ile Z yer değiştirecek. Yani gerçek sıralamamız şu değil şudur arkadaşlar. X küçüktür Y küçüktür Z. X küçüktür. Y küçüktür. Z cevabımız Adana olacak. Harikayız arkadaşlar. Devam ediyoruz. 42. sorudayız. Sevgili arkadaşlar burada devirli ondalık sayıları vermişler. Bize bunları karşılaştırın diyor. Ne yapacağız? Hocam sayının tamamı eksi devretmeyen bölü 9 9 yazacağım. Valla oldun Öyle yapma. Olmaz. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Bak şimdi ben sana tekniğini veriyorum. Bu çok önemli bir soru. Tam mantık sorusu. Tam mantık sorusu. Ay yaz. A neymiş? 2,5'i yazacağız. 2,5'i yazacağız. 76'ın üzerinde çizgi var. O zaman 76 devrediyor. 76, 76, 76, 76. Bu, bu şekilde devam ediyor sonsuza kadar. Bunun manası budur. Şimdi mesela B'yi beraber yapalım. Hocam B 2,57 yazacağız. 2,57 yazacağız. Burada da 6'nın üzerinde çizgi var. 6 devrediyor. Yani 6, 6, 6, 6, 6 diye gittiği için 6'nın üzerinde çizgi yok mu? Evet. E, C'yi yazalım birlikte. C eşittir. 2, 2 yazacağız. 2 yazacağız. Direkt 576'nın hepsi devre Yani 576 576 576 bu sonsuza kadar gidiyor. şimdi gel beraber karşılaştıralım. Zaten arkadaşlar 2,576'ya kadar hepsi de aynıdır dikkat ederseniz. 2,576 2,576 2,576 buraya kadar her şey aynı. Bundan sonra bir kopma oluyor dikkat ederseniz hangisi büyük hangisi küçük olduğunu buluruz. 7 en büyük A en büyüktür o zaman. Ondan sonra B. 5 de en küçük C de en küçük olur. C küçüktür B küçüktür A. C küçüktür B küçüktür A cevabımız Edirne olacak. 43. soruda sevgili arkadaşlar bakın sıralamayla sıralama ile ilgili her türlü soruyu çözmeye çalışıyorum. Burada da pay, normalde arkadaşlar bilinmeyen paydada olduğu için paylara eşitleyeceğiz tamam mı? Payları eşleyeceğiz. Yani bunu 60 yapabiliriz. 15 ile genişleterek bu kesti. Burayı da 12 ile genişleterek payı 60 yapabiliriz. Ne demek istiyorum? 12 çarpı 4, 15 çarpı 4 60. 15 çarpı 3 45. Küçüktür. Ortada 60 bölü x var. Küçüktür. 12 çarpı 5 60'tır. 12 çarpı 2 24'tür. E sevgili arkadaşlar de, dolayısıyla bakın payları eşitledik ya x neymiş? 24 ile 45 arasında bir sayıdır. Yani x 45'ten küçüktür. 24'ten büyüktür. X ne olabilir? 25 olabilir. 26 olabilir. Nereye kadar? 44'e kadar. Kaç farklı X tam sayısı var? Basit ilişkilerde görmüştük arkadaşlar. Eğer terim sayısını soruyorsa bundan bunu çıkarıyoruz. 1 çıkarıyoruz bir de. Yani 45'ten 24'ü çıkaracağız. Bir tane daha çıkaracağız. 45'ten 24'ü çıkarırsak 21. Bir tane daha çıkarsak sonucumuz 20 olacak arkadaşlar. Bunu basit göstermiştim. Eğer bunu bilmiyorsak tek tek yazacaksın sayacaksın o zaman. Çok güzel. 44. soruya geldik arkadaşlar. Bu soru kalıbını ilk videoda normalde anlatmam gerekiyordu. Ee, sevgili arkadaşlar. Bazı öğrenciler dedi ki hocam bunu da anlatın. Çok gereksiz bir soru. Yani geleceğini zannetmiyorum. Ama bilirseniz testlerde falan. Arkadaşlar eğer sonsuza kadar devam ediyorsa yapmanız gereken şu alt kısma x diyorsunuz. x'e eşitliyorsunuz. Bu kadar. Sonra x'i buluyorsunuz. Ne demek istiyorum? 3 artı 4 bölü. Şurası komple x dedik. x'e eşitledik. Buradan x'i bulacağız. Nasıl? Bunu böyle şöyle çarpıp toplayabilirsiniz. x çarpı 3. 3x artı 4. Bölü x eşittir. x oldu. İşlerse ise çarpma. x çarpı x. x kare oldu. Şöyle yazalım. x kare eşittir. 3x artı 4. Çok gereksiz bir soru. ha. Bunlarla ilgili arkadaşlar çok kafayı takmayın. Bakın bunları hepsini bu tarafa atıyorum. x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0 çıktı. Burada biraz çarpanlara ayrıma var. Yani çarpanlara ayıracağız. Eksi 4'e artı 1. Yani çarpanlara ayrılmış rakitli x eksi 4 çarpı x artı 1 eşittir 0. Hocam kafam çok karıştı. Çarpanları ayırmayı bilmiyorum. Buraya 0 eşitlersek x 4 çıkar. Burayı 0 eşitlersek x e eşittir. Eksi 1 çıkar. x eksi 1 olamaz. Çünkü buranın sonucu negatif olamaz. Hepsi pozitiftir. Cevabımız 4 olacak. Hocam anlamadım. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Bırak gitsin. Çok önemli bir soru değil. Arkadaşlar şimdi sayı doğrusunda sayı doğrusunda rasyonel sayıları nasıl gösteriyoruz? En önemli yere geldik. Gerçekten çok önemli haberiniz olsun. Yukarıdaki sayı doğrusunda 1 ile 2 arasında 6 eşit parçaya bölünmüştür. A noktası hangi sayıya karşılık gelir? Arkadaşlar bakın 1 ile 6 arasındaki uzaklık kaç birimdir? 2'den 1 çıkar 1 birimdir. Size yöntemini gösteriyorum. Kaç parçaya bölünmüşler? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zaten burada da söylemiş. O zaman 1 bir birimi bakın 1 bir birim uzunluğu 6 eşit parçaya bölünmüş. Her bir parçanın uzunluğu 1 bölü 6 birim olmaz mı? Evet. Yani 1'i ne yaptım? 6'ya böldüm arkadaşlar. Ondan sonra şuradaki 1'e 1 bölü 6 ekli ekli hepsini buluyorum. Ne demek istiyorum? İzle. Bak şuradaki 1'e var ya 1 ile başlamış. 1 bölü 6 ekliyorsunuz. 6 kere 1, 6. 1 daha 7 bölü 6 oldu. Burası 7 bölü 6'dır demek ki. Sonra tekrar 1 bölü 6 ekliyorum. Neden? Çünkü her bir parçanın uzunluğu 1 bölü 6 birimdir. Buna 1 bölü 6 ekle. 8 bölü 6. 1 bölü 6 ekle. 9 bölü 6. 1 bölü 6 ekle. 10 bölü 6. 11 bölü 6. Burası da 12 bölü 6'dan gerçekten bakın 2 diyor. 12 bölü 6 2'dir. Yani A neymiş? 10 bölü 6'ymiş. Biz A'yı bulduk. E, şıklara bakıyorum. He sadeleştir diyor. 2'ye böl 5, 2'ye böl 3. 5 bölü 3 cevabımız Diyarbakır oluyor. E, burada da benzer bir soru var arkadaşlar. Bakın aynı tarz soru. Diyor ki y eksi x kaçtır? Bakın hemen ne yapmanız gereken 11 ile 8 ile 11 arası kaç birimdir? 11'den 8 çıkar 3 birim. Kaç parçaya bölmüşler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parça. O zaman bir parçanın uzunluğu 3 bölü 7 olacak. Tamam mı arkadaşlar? 3'ü 7 parçaya böldük. 3 bölü 7. O zaman şu 8'e 3 bölü 7 ekliye ekliye gideceğim. Bakın ilk önce ne yapıyorsunuz? 8'e 3 bölü 7 ekliyorsunuz. 7 kere 8 56. 3 daha 59 bölü 7 oldu. Yani şurası 59 bölü 7'ymiş. Çok güzel. Mesela x'i bulalım. 3 bölü 7 ekleyeceğiz ha. O bulduğumuz 1 3 bölü 7 ya şunu ekleyeceğiz. Sürekli bunu ekliyorsunuz. 3 bölü 7 ekle buna. Yani 59'a 3 ekle kaç olur? Bak 59 bölü 7'ye 3 bölü 7 ekliyoruz ya paydalar aynı. 62 bölü 7 oluyor. Burası 62 bölü 7. 3 bu yine 3 ekle. Yani 3 ekli ekli gidebilirsin ha paya. 3 ekle. 3 bölü 7 ekliyoruz. Paydaları aynı. Artık ona bakmıyorum. 62'ye 3 ekle. Burası 65 bölü 7. 3 ekle 68 bölü 7. 3 ekle 71 bölü 7. 3 ekle 74 bölü 7. 3 ekle 77 bölü 7. Gerçekten bak 11 oldu. Yani y'yi de bulmuş olduk arkadaşlar. X'i de zaten bulmuştuk. Yani y kaçmış? 74 bölü 7. Bu bizi mahvetti ya. Eksi. X kaç? 62 bölü 7. Doğru mu? Evet. Çıkar. 12 bölü 7 cevaptır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sevgili arkadaşlar burada son soruyu da ödev veriyorum her zamanki gibi artık bundan sonra böyle her videodan sonra bir tane soruyu ödev veriyorum arkadaşlar bu şekilde siz de bunu yapın. Hatta ben size c'yi bulayım diğerlerini siz yapın tamam mı c'yi bulmak zor olabilir. Bakın c'yi bulmak için hocam şundan şunu çıkaracağız 2'den 1 bir çıkar 1 bir birimdir. 1'i Biri kaç parçaya bölmüş 1 2 3 4 5 6 parçaya bölmüş o zaman her bir parçanın uzunluğu 1 bölü 6 birimdir. Şuradan başlayacağız 1'e 1 bir bölü 6'ya ekleye ekleye gideceğiz. 1'e 1 bölü 6 eklersem ne olacak? 7 bölü 6 olacak. Şurası 7 bölü 6, 8 bölü 6, 9 bölü 6, 10 bölü 6. Burası 10 bölü 6'dır. 11 bölü 6, 12 bölü 6, 2'dir. Mesela C'yi bulduk. Siz de bunu bulacaksınız. Yani şundan şunu çıkar. 1'den 0'ı çıkar. 1. 1'i 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüş. 1 bölü 5. 0'a ekleye ekleye gideceksin. Anlaşıldı mı? Cevabı bulan helal olsun. Tamam ben size cevabını vereyim hatta. Cevabımız yanılmıyorsam eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Bulan varsa yorumlara atabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar gerçekten bu rasyonel sayılar konusunu çok detaylı bir şekilde. Bakın 47 tane soru çözdük. emin olun bu soruları bitirirseniz şöyle bir 100-150 soru çözerseniz hiçbir sıkıntınız kalmaz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ayrıca arkadaşlar katır butonunu açtık biliyorsunuz. Katır butonu ne anlama geliyor? Bu kanala bir katkıda bulunmak istiyorsanız e, katıl butonuna üye olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ayrıca katıla e, katılanlar için ayrı toplu PDF'lere ulaşabilirler. İleride denemeler paylaşacağım arkadaşlar. Denemeleri herkese açamayacağım çünkü denemeleri piyasaya sürmedim henüz. E, o yüzden orada denemeleri görmüş olacak. Onlar için canlı yayınlar yapıyorum bazen. E, ama tüm videolarım bu şekilde herkese açık ama eğer kanala katkıda bulunmak istiyorsanız e, katıl seçeneğine üye olabilirsiniz. Ee, yapmıyorsanız bile arkadaşlar en azından videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Çünkü bu kanal sizin kanalınız arkadaşlar. Sizler beni motive edebilirsiniz. Yoksa ben burada ne yapayım tek başıma? Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki konumuz arkadaşlar üstü sayılar. Hoşçakalın.